eski antlaşmaya uymak zorunda mıyız? Değil miyiz? Onun hakimiyeti altında mıyız? Değil miyiz? Bazen böyle sorularımız oluyor. O zaman kutsal kitabı okuduğumuz zaman, ele aldığımız zaman düşünüyoruz. Ha, bu okuduğum bölüm yani işte benim için geçerli mi, geçersiz mi? Değil mi? Ve bazen böyle kafalarımız karışabilir, sorularımız oluyor. Dolayısıyla ve özellikle işte İslamiyet'ten gelen kardeşlerimiz için bu zor olabilir. Çünkü İslamiyet'te bunun gibi çok detaylar, kural var. İşte bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diye. Ve ben düşündüm ki Hristiyanlık öyle değildi. Zaten o yüzden Hristiyan oldum. Değil mi? O zaman bunu nasıl okuyacağız? Ve çalışacağımız bölüm bugün Romanlar 7'de Pavlus bunu açıklamaya çalışıyor. Tamam mı? Bunun altındayız değil miyiz? Bir Hristiyan bunu nasıl anlasın? Çünkü hep diyoruz ya, Hristiyanlık bir din değildir. Hristiyanlık bir ilişkidir. Diri Rabbi İsa ile bir ilişkidir. Tamam mı? Ve Pavlus bunu nasıl yapacak? İki büyük benzetmeyle ya da örnekle, hikayeyle anlatacak. Tamam mı? Ve birincisi böyle. O zaman bir hikayeye var mısınız? Bir benzetmeye. Onu canlandırmaya çalışacağız. Birinci örnek, benzetme, hikaye budur. Bir kadın vardı. Ve bu kadın bir adamla evliydi. Ama bu kocası çok çok sert bir adamdı. Tamam mı? Tatmin edilemez bir adam. Katı bir adam. Sert bir adam. Mesafeli bir adam. Eve girdiği her gün işte bakıyordu işte. Burada toz var. Değil mi? Giysilerim pek temiz değil. Sen koca gün ne yapıyorsun? Çalışmıyor musun? Değil mi? İşte bulaşık yıkamıyor musun? Bu nasıl bir şey ya? Çok sinirli bir adam. Onun standartları çok yüksek. Mükemmeliyetçi diyelim. Ama hiç yardım etmez. Bir parmağını bile kıpırdatmaz yardım etmek için. Sadece eleştiriyor. Uzakta duruyor, bakıyor. Sert. Tamam mı? Bu kadın kendini nasıl hissedecek? Kötü. Başka? Morali bozuk olacak. Ezik. Çaresiz. Yalnız. Tamam mı? Ve bir şey daha var. Bu adam yetersiz. Bu adam hiç ölmeyecek. Hiç. Çaresiz. Yani hayat boyunca ona bağlısın. Tanrı'nın gözlerinde bir antlaşma yaptın. Söz verdin. Bağlısın. Tamam mı? Şimdi Pavlus okuyacağımız ayetlerde diyor ki aslında insanlar kutsal yasaya bir koca gibi bağlıydılar. Kutsal yasa, kurallar bu eski koca gibiydi. Yani yapmayacaksın diyor. Yani 10 emiri okudun mu? Bunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın. Ama güç vermiyor, yardım vermiyor. Sadece yapmayacaksın diyor. Tamam mı? Ve mükemmeliyetçi. Yani yasayı bir noktada bozarsan onun cezasını çekeceksin. Tamam, mükemmeliyetçi. Onu memnun etmek imkansız. Bir gün günah işlemeyerek geçirmek mümkün mü? Mümkün değil. Mükemmeliyetçi, böyle bir standart var. Ve kişiliksiz, taş gibi katı. Onunla konuşmak, tartışmak, ya bugün yapamadım, hastaydım, kendime kötü, yani diyemezsin. Neden? Çünkü yazılı, kişiliksiz. Onunla tartışamazsın ki. Ve hiç ölmeyecek. Yani İsa Mesih bile dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Sonsuza dek devam edecek. Tamam mı? O zaman insanlar kutsal yasa altındayken kendilerini zayıf, yetersiz, yalnız hissedebiliyorlar. Din böyle bir şey aslında. Bizi böyle hissettirir, suçlu hissettirir. Tamam mı? Şimdi okuyacağımız ayetlere geçelim. Romanlar 7 ve 1. Pavlus bunu bir mecaz olarak
anlatıyor, tamam mı? Ve onun çaresini nedir? Onu da gösterecek. Diyor ki, bilmez misiniz ey kardeşler? Kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Yasa insana ancak yaşadığı sürece egemendir. Örneğin evli kadın, kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır. Kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Ama bir problem var. Kutsal yasa ölmeyecek. Buna göre kadın kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. O zaman buradaki sorun bu. No, ve ikinci ayetteki özgür kelimesi aslında feshetti, iptal etti anlamına geliyor. Yani o yasanın geçerliği ortadan kalkar eğer koca ölürse. Şimdi bazen işte Anadolu'daki filmlerde bir kadın görüyorsun, işte böyle sert bir kocası var. Ve diyor ki, öleyim de kurtulayım. Değil mi? Yani bazen aklımıza ölmek geliyor. İntihar bile gelebilir. Yani hayat o kadar zor, o kadar çaresiz ki bundan öleyim de kurtulayım. Değil mi? Ve aslında geçen hafta ne gördük? Geçen hafta Romalılar 6'da çalıştığımız zaman gördük ki Mesih'te öldük. Eski hayatımıza karşı. Mesih'te öldük. O öldüyse onunla beraber öldük. Sonra o dirildiyse onunla beraber dirildik. Yeni bir yaşamımız, yeni bir başlangıcımız var. İman eden bu geçerlidir. O yüzden vaftizlerimiz de diyoruz ki bu cenazen gibi oluyor. Çünkü eski hayatına karşı ölüyorsun, yeni bir yaşama diriliyorsun ve o yüzden bizim vaftizlerimizde helva dağıtıyoruz. Cenazeni kutluyorum kardeşim demek için. Tamam mı? O zaman şimdi bu ayetlere göre Mesih'e iman eden herkes eski hayatına karşı öldü. Şimdi ölü bir kişi artık eski kocasına bağlı değil. Çünkü öldün. Bu ölüm seni eski kocandan özgür kılacak güçtedir. Değil mi? Ölü kişi zaten evli değil. O zaman burada diyor ki, bu mecazda diyor ki, aslında koca ölmedi, ölen sensin. Sen öldün eski hayatına karşı. Demek ki sen öldün yasanın gücüne karşı. Ve artık özgürsün de kiminle evlenmek istiyorsan evlenebilirsin. Çünkü dirildin. Şey Romeo ile Juliet var ya Shakespeare'inki. Şimdi onlar çok vahim bir durumdaydılar. Yani çok çaresiz bir durumdaydılar. Dediler ki işte ölümlerimizi sahnelelim. Sahneleyelim. Tamam mı? O zaman ölü olarak herkes bizi bilsin. Sonra işte dirileceğiz. Ve işte beraber olabiliriz. Çünkü eski bağlarımız kesilmiş olacak. Ve aslında ama maalesef o trajedide gerçekten öldüler. Ama işte hikayede bu oldu bizim için değil mi? Eski hayatlarımıza karşı öldüysek demek ki kutsal yasaya karşı ölmüşüz. Demek ki o eski kocamıza bağlı değiliz ve yeni bir kocayla yeni bir ilişkiye girebiliriz. Ve burada diyor ki ayet 4, aynı şekilde kardeşlerim siz de bir başkasına ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmamız içindir. O zaman yeni bir kocamız var şimdi. Yeni bir başımız var, yeni bir egemenimiz var, yeni bir kimliğimiz var şimdi. Ve bunları karşılaştıralım. Yani bu yeni kocamız nasıl biri oluyor? Ve aslında karanlık ile ışık arasındaki fark neyse, kış ile ilkbahar arasındaki fark neyse, bu iki koca arasındaki fark o kadar büyüktür. Eski koca mesafeliydi. Ama Mesih bize geliyor, sarılıyor, sıcaktır, samimidir. Eski koca bize yardım etmezdi. Yeni kocamız hemen bize geliyor, yardım ediyor. Tamam, standartları çok yüksek. Aslında iki koca aynı şey ister. İkisi de temiz bir ev ister. İkisi de kutsal bir halk ister.
kutsal bir yaşam ister. Ama biri sadece bunu yapmayacaksınız diyerek ister. Mesih yanımıza gelerek, bizi kutsallaştırarak, bize yardım ederek bunu gerçekleştirir. İki koca arasında çok büyük bir fark var, değil mi? Yani yasa hep eleştirir. Moralimiz bozuk. Ama Mesih hep teşvik eder. Teselli eder. Yapabilirsin. Seninleyim. Seni seviyorum. Bizimle konuşuyor. Değil mi? O zaman iki koca arasındaki fark bu kadar büyük. Ve sanki uzun bir geceden sonra uyandık ve sabah oldu. Sanki uzun bir kıştan sonra uyandık ve yaz geldi. İşte Mesih yeni kocamız böyle. Ve eski kocamız kısırdı. Bizi verimli kılamazdı. Ama burada diyor ki yeni kocamız bizi verimli kılıyor. Meyvemiz olacak. Değil mi? Hamdolsun. Gerçekten çünkü Mesih'te bir güç var, bir yaşam var. O diridir çünkü. O zaman devam ediyor. Çünkü bir şey anlamamız lazım. Yani o zaman eski antlaşmanın fonksiyonu neydi? Rolü neydi? Değil mi? Şimdi Müslümanca bir düşünce var. Diyorlar ki işte Tanrı bir şey denedi Yahudilikte. Olmadı. O zaman Hristiyanlık oldu. O da olmadı. O zaman İslamiyet oldu. Tamam. O zaman bu şekilde düşünemiyoruz. Yani işte Tanrı bir şey denedi. Kutsal yasa. Olmadı. O zaman Mesih'i gönderdi. O şekilde düşünemiyoruz. Yani o zaman kutsal yasanın bir fonksiyonu, bir rolü vardı. Yani bu eski kocanın rolü neydi? Değil mi? Çünkü biz şimdi ne diyoruz? Ben şimdi size diyorum ki eski antlaşmayı okuduğun zaman onun yetkisi altında değilsiniz. Onun hakimiyeti altında değilsiniz. O zaman Levililerden o ayetleri okuduğumuz zaman işte dövme yaptırmayacaksın, kanlı et yemeyeceksin falan falan. Onlar enteresan ve tarihimizi anlatabilir ve ondan Tanrı hakkında şeyler öğrenebiliriz ama ona bağlı değiliz. Pavlos burada bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Ona karşı öldünüz, özgür kılındınız ve şimdi yeni kocaya bağlısınız. Yani Mesih'le beraber yürüyeceğiz şimdi. Yasamız o şimdi, başımız o. Şimdi bazen anarşist Hristiyanlar ortaya çıkıyor. Tamam mı? Bence Kadıköy'e çok uygun aslında. İşte diyorlar ki biz artık yasa altında değiliz. O zaman başıboş bir kadın gibi olacağız. Yani kiminle nereye gitmek istiyorsak yapalım. Ama burada diyor ki hayır, ondan özgür kılındınız ama yeni bir kocanız var. Yeni bir efendiniz var, o da Mesih. Ve o aynı şey istiyor. O da temiz bir ev istiyor. Kutsal bir halk istiyor. Örneksel bir halk istiyor. Ama diyor ki size yardım ederek, yakın gelerek, konuşarak, tesir ederek, severek aynı sonuca varacağız ama başka bir yoldan. Değil mi? O zaman Hristiyanlık kardeşler böyle bir şey. Bir din değildir. Çünkü dindarlık da her zaman kendimi suçlu hissediyorum, yetersiz hissediyorum. İşte bu kadar dua edecektim olmadı, bu kadar oruç tutacaktım olmadı. Her zaman böyle bir şey var dindarlık içinde. Tanrı diyor ki sizi özgür kıldım. Ama yeni bir kocanız var. O da kutsallık istiyor ama başka bir yoldan. Anladınız mı? Kafalarımız karışmasın. Eski antlaşmayı okuyalım. Biz burada hep vaaz ediyoruz eski antlaşmayı. Çok önemli. Ama onun başka bir rolü var. Peki neydi o rol? Okuyacağız. Yani ayet 5'te Pavlos diyor ki çünkü biz benliğin denemesindeyken yasanın kışkırtığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. O zaman yasa altındayken sanki günah içimizdeydi. Baştan beri zaten içimizdeydi. Ama biz onu bilmezdik, fark etmezdik. Tamam mı? O zaman ta başlangıca dönelim. İşte bahçe. Tamam mı? Aden bahçesine dönüyoruz. İşte sen şunu tutabilirsin. Tamam, okey. Bahçedeydik. Ve orada Adem ile Havva olarak Tanrı'nın varlığında kutsal bir yaşam sürdürüyorduk. Ama ne yazık ki o meyveyi yedik. Şimdi ne oldu? Tanrı Adem'e geliyor. Diyor ki sen o meyveyi yedin mi? Adem ne diyor? Topu atıyor. Ha, Havva bana yedirdi diyor.
Ya, yanıma koydun. Aslında Tanrı'ya top atıyor. Ya sen koymasaydın. Değil mi? Sonra Hava ne diyor? İşte yılan. İblis bana veriyor. Biz her zaman topu atıyoruz başkasına. Çünkü günahımızı kabul edemiyoruz, etmiyoruz. Yani benim içimden günah gelemez ki. Onu itiraf etmek büyük bir şey. Değil mi? O zaman her zaman başkasına top atıyoruz, top atıyoruz. Şimdi Tanrı o zamandan beri bir plan kuruyor. Diyor ki bir gün, sen çok güzel, öyle kal. Diyor ki bir gün bir kurtarıcı göndereceğim. Yani Havva'ya diyor ya, senin soyundan gelen bir kurtarıcı gelecek ve iblisin başı ezecek. Ve günahı ortadan kalacak. O zaman Tanrı baştan beri diyor ki, bir kurtarıcı göndereceğim bir gün, uygun bir günde. Onun adı İsa Mesih olacak. O günahı ortadan kaldıracak, yıkacak, yok edecek. Ama Tanrı biliyor ki eğer bugün İsa Mesih gönderirse, yani hemen bunlar kabul etmeyecek. Bir kurtarıcıya ihtiyaç duymayacaklar. Diyecekler ki, hayır aslında ben suçlu değilim. O suçlu, o suçlu. O yüzden biz burundayız. Hükümet yüzünden. Twitter yüzünden. Twitter olmasaydı, değil mi? Her zaman bir başkasını suçluyoruz, topu atıyoruz. O zaman Tanrı diyor ki bir kurtarıcı gönderirsem ona ihtiyaç duymayacaklar. Çünkü günahkar olduklarını kabul etmeyecekler. O zaman Tanrı diyor ki bir gün kurtarıcıyı göndereceğim ama bu süreç içinde onları ikna etmem lazım. Günahkar olduklarını ikna etmek lazım. Göstermek lazım ki o zaman kurtarıcı gelince isteyecekler. İhtiyaç duyacaklar, kabul edecekler. Tamam mı? Bir doktor göndereceğim. Bunlar hasta. Ama hasta olduklarını bilmedikleri için, düşündükleri için doktora gitmeyecekler. O zaman Tanrı diyor ki onları ikna etmek lazım. Hastasınız diye. Ki o gelince ben hastayım, ben günahkarım, lütfen beni kurtar. O zaman bu eskiyatlaşma süreç dediğimiz şey bunun için vardı. Tanrı bir plan kurdu. Dedi ki kurtarıcı göndereceğim ama ilk önce onları günahlı varlıklarını göstermek lazım. O yüzden ayette diyor ki yasanın kışkırttığı günah. Tamam mı? Günah içlerimizdeydi ama bazen uyuyor gibiydi. Ve Tanrı onu uyandırmak istiyor. Ki ortaya çıksın, ki yok olsun. Başka bir örnekle Afrikalı bir köyde duyuyorlar ki ormanda bravo abi. Diyorlar ki oradaki orman, ya köye yakın ormanda bir aslan varmış. Uyuyormuş. Ama bir buraya gelirse çok tehlikeli olacak. O zaman onu vuralım. O zaman bütün avcıları ormanın bu tarafına alıyorlar. Herkes tüfekle böyle, tamam mı? Ve bekleyecekler. O zaman orman burada. Aslan yatıyor. Sen yatan bir aslan o. Tamam. Evet, Afrikalı zaten. Tamam. O zaman ve herkes işte burada bekleyecek. Sonra diyorlar ki biz küçük çocuklarımızı bu taraftan göndereceğiz. Onlar çok büyük bir ses yapsınlar. Tamam mı? İşte bir şey vuralım, bir şey bağıralım. O zaman onlar bu taraftan geliyor. Vaa! Diye. Aslan uyanacak, bu sesten kaçacak, o tarafa doğru kaçacak. Sonra ormandan çıktığı zaman burada bekleyen avcılar onu vursunlar. Tamam mı? Tuzak. Şimdi Tanrı'nın kurduğu tuzak şuydu ki, günah içimizdeydi. Ama bazen işte ahlak ile, güzel bir yaşam ile onu işte bastırıyorduk. Yani uyuyor gibiydi. O zaman Tanrı diyor ki ben kutsal yasayı göndereceğim. Günahı kışkırtarak uyandıracak. O tarafa doğru kaçsın ve o zaman Mesih'i göndereceğim. O günahı üstlenecek, çarmıhta ölecek. Günahı yok edecek ve insanoğlu kurtulacak. Anlatabildim mi? Başka bir örnekle. Aslında bunlar hepsi gelecek hafta yapacaktık. Neyse, bugün yapalım da. Başka bir örnekle. Biz diyoruz ki, bizden
kir gelemez, kaynaklanamaz. Tamam mı? İşte pislik gelemez bizden. Hep dışarıdan geliyor. O zaman Tanrı diyor ki, peki sizi bembeyaz bir odanın içine kilitleyeceğim. Giysileriniz bembeyaz, mobilyalar bembeyaz, duvarlar bembeyaz ve her şey bembeyaz. Tamam, ve Tanrı bütün kapılarını, pencerelerini kapatacak. Dışarıdan hiçbir kir giremiyor diye. Ve Tanrı bizi orada bırakacak. 2 gün sonra, 3 gün sonra orada bir pislik ortaya çıkacak. Her şey kirlenmeye başlayacak. Neden? Çünkü o günah içimizden kaynaklandığı için. Kutsal yasanın fonksiyonu buydu. Tanrı diyor ki, örnek olarak bir halk seçeceğim, İbrahim'in ailesi. Tamam mı? Onları bembeyaz bir oda içinde kilitleyeceğim. İşte kutsal yasanın fonksiyonu buydu. Siz başka uluslarla ilişki içinde olmayacaksınız. Şunu yapacaksınız. Kendinizi temiz tutacaksınız. Ama yine de bu halk nasıl oldu? Bozuldular. Neden? Çünkü mayamız bozuk. Tanrı'nın maksadı, amacı, temenni neydi? Şuydu ki günah içinizden geldiğini göstermek için. Ki Mesih'i gönderdiği zaman artık kabul edelim diye. Evet, günahkarız. Herhalde bu din bile bir çare gösteremedi. Herhangi bir din, herhangi bir ahlaki sistem bir çare gönderemez. Çünkü içimizdeki günahı bastıramaz. Dolayısıyla Mesih günahlarımızı çarmıhta üstlendi. Tanrı onu orada kurban olarak kesti, günahlarımızı yok etti, kaldırdı ki biz kurtulalım diye. Tamam, o zaman eski antlaşmayı okuduğun zaman bu bağlamda okumalısın. Bir fonksiyonu vardı kutsal yasanın. Tanrı onu gönderdi, iyiydi. Ama belli bir amaç için gönderdi. O zaman şimdi Leviler örneğin kitabını okuduğun zaman onun altında değilsin. Yani işte istersen kendini onun altına koy da. Orada ne göreceksin? Günahkarlığını göreceksin. Onun fonksiyonu o. Kendini seni kötü hissettirmek. Tamam mı? Ali abi bu hafta yeni dua odamızda. Uğradınız mı? Çok güzel. Uğramalısınız arka odada. İşte orada bir raf yaptırdı. Tamam mı? O zaman o yaptı. Böyle koydu bir raf. Sonra ben geldim. Onun üzerine bir cetvel koydum. Tamam mı? Ne kadar yamuk olduğunu göstermek için. Eline sağlık abi. Ama işte yasanın fonksiyonu o. Ne kadar yamuk olduğumuzu göstermek için. Sonra bizi kötü hissettiriyor. Sonra bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyoruz. Sonra Mesih'e koşuyoruz. Diyoruz ki kendi kendime bir doğruluk, bir kutsallık oluşturamıyorum ki, üretemiyorum ki, sana ihtiyacım var. Lütfen bana doğruluk ve kurtarış hediye et. Değil mi? Anladınız mı? Okay. Galatalar 3:21 Kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasayla aklanırdı. Ama yasa bize yaşam veremedi. O yüzden Tanrı diyor ki sizi ondan kurtaracağım, yeni bir koca vereceğim. Hamdolsun. O zaman birinci örnek bu. İkinci örneğe geçeceğiz. Ve burada 6. ayette okuyoruz. Romalılar 7:6 Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında olduğumuz için yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk edelim. O zaman bütün bu bölümlerin arka planında yatan bir hikaye var. O da Mısır'dan çıkış hikayesi. Geçen hafta gördüğümüz gibi. Tamam, Romalılar 5 ile 8 arasındaki bölümlerin arka planında yatan süre gelen bir hikaye var. O da Mısır'dan çıkış hikayesi. Şimdi hatırlatmak üzere Tanrı'nın halkı Mısır'da köle olarak yaşıyorlardı. Geçen hafta anlattığımız gibi. Onlar oradan nasıl kurtuldular? Tanrı dedi ki bir fısıh kuzusu keseceksiniz. Onun kanını kapıların üst ve yan sövlerine süreceksiniz. Ve o zaman ölüm meleği geldiği zaman o kanı görecek, evin içine girmeyecek, ölmeyeceksiniz. Ondan sonra kurtulacaksınız. O zaman eve girenler kurtulur, girmeyenler mahvolur. Ve buradan ne öğreniyoruz? Kan ve iman. Tanrı'ya güvenerek, yani niye süreyim ki diyenler öldüler.
O zaman kan var, bir kurban var ama onu evinin üzerine imanla almak lazım, sürmek lazım. O zaman kanla imanla kurtuluyorlar. Sonra Kızıldeniz'den geçiyorlar. Geçen hafta gördüğümüz gibi vaftiz resmeder. Sonra 50. günde Sina Dağı'na geliyorlar. Tamam, o zaman Mısır'dan, bu fısıh bayramı şeyden 50 gün sonra Sina Dağı'na geliyorlar. Orada dağın üzerine ateş iniyor, bir rüzgar sesi duyuluyor, muazzam bir an, kutsal bir an yaşanıyor. Ve sonra Musa dağa çıkıyor ve Tanrı ona kutsal yasa veriyor. Yani bu taş levhaları kendi parmağıyla Tanrı on buyruk yazıyor. Yani artık kurtuldunuz, bana aitsiniz, nasıl yaşayacaksınız, size bir yasa vereceğim. Tamam mı? Şimdi yeni antlaşmaya geçelim. Anlıyoruz ki Mesih yılın hangi gününde çarmıha gerildi? Fısıh bayramında. Aynı günde çarmıha gerildi. Yani aynı zamanda tapınakta o kuzular kesiliyorlardı. Mesih çarmıhta kesiliyordu. Çünkü Tanrı diyor ki bu ilk ve son kurbanım olacak. Fısıh kuzusu. Onun kanıyla biz kurtuluyoruz. Yeter ki ona iman etmek lazım. Onun kanını kendi hayatının üzerine almak lazım. Sonra Mesih o gün öldü, 3. günde dirildi, 40 gün boyunca öğrenciler arasında dolaştı, sonra onların önüne göğe alındı. Öğrenciler 10 gün daha beklediler. O zaman 40 oldu, 10 gün daha, 50. günde, Fısıh Bayramı'ndan 50. Pentekost, Yunanca'da 50. anlamına geliyor. Tamam mı? O zaman Pentekost Festivali bayramı, Yahudiler için kutsal yasanın verildiği gün kutluyorlardı. Fısıh bayramından 50 gün sonra. Pentekost gününde öğrenciler evde dua ediyorlar. Kutsal ruh geliyor. Onların üzerine ateş gibi, rüzgar gibi. Burada ne görüyoruz? İşte eskiden Sina Dağı'nda ateş ve rüzgar vardı. Şimdi kutsal dağ biziz. İmanlıların üzerine ateş ve rüzgar sesi geliyor. Sonra diyor ki herkes kutsal ruhla doldu. Bu ne demek oluyor? Demek ki bizim için, yani eski anlaşmada işte fısıh kuzusu vardı, sudan geçmek vardı ve sonra kutsal yasa verildi 50. günde. Ama yeni anlaşmada imanlılar için Mesih fısıh kuzumuz oluyor. Biz vaftizden geçiyoruz, sonra kutsal ruh üzerimize gelince bize kutsal yasanın yerine kutsal ruh verilmektedir. Eskiden Tanrı yasayı taş levhalara yazdı. Şimdi aynı yasayı yüreklerimize yazıyor. Eskiden peygamberlerden biri Yeremia şöyle dedi. Dedi ki, ben biliyorum ki bu yasa önemli ama aynı zamanda yetersiz ve geçici olduğunu biliyorum. O zaman peygamber Yeşaya öne bakarak, geleceğe bakarak şöyle peygamberlikte bulunuyor. Diyor ki, İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek. Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük küçük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. O zaman peygamber şöyle dedi. Bir gün yasayı alacağım ve yüreklerine yazacağım. Benle oğullarımla bazen işte dağlarda yürüyüşe çıkıyoruz. Tamam mı? Çıkıyoruz yola. Bir sırt çantamız var. O sırt çantası içinde
yiyecekler koyuyoruz. Aslında dolduruyoruz. Çikolata, abur cubur, tamam mı? Çünkü sadece erkekler ya işte. O zaman yola çıkıyoruz. Yola çıktıktan 5 dakika sonra işte çocuklar ya işte aç kalıyoruz. Oturuyoruz. Sırt çantasını açıyoruz. Yiyecekleri alıyoruz. Çikolataları hepsi yiyoruz. Hepsi. Bunu yaptığımız zaman 2 şey gerçekleşiyor. Birincisi yük hafifler. İkinci olarak enerji elde ediyoruz. Ya o kadar çikolata yedikten sonra düşünebiliyorsunuz çocuklar. Ve ayağa kalkıyoruz ve yola devam. 2 şey. Yük hafifler, enerji içimizde. Tanrı diyor ki yeni antlaşma yapacağım zaman o yasayı bir yük olmaktan alacağım. Üzerinize ağır bir yük olmaktan alacağım. İçlerinize yerleştireceğim. Ve o size bir güç, ahlaki güç, enerji olacak. O zaman Tanrı diyor ki artık taş levhalara yasa ya bakmayacaksınız. Çünkü o yasayı alacağım, yüreklerinize yazacağım. Ve o yasa artık içimizde bir güç olacak, bir enerji olacak, bir istek, bir arzu olacak. Artık Rabbi hoşnut etmek istiyorum. Tamam mı? Yani zorla güzellik olmaz derler ya. Artık üzerime bir yük gibi değil. Artık istiyorum onu hoşnut etmeye. Çünkü sevimli bir kocam var artık. Sırt mesafeli bir koca değil. O zaman içimden gelerek ona hizmet etmek istiyorum artık, değil mi? O zaman Hristiyanlık bundan ibaret. Diyor ki burada çok net bir şekilde artık imanlılar için kutsal yasanın yerine kutsal ruh geçti. Elçi Pavlos kiliseler kurduğu zaman onlara işte bir talimat listesi, bir kurallar listesi vermedi. Ama herkesin üzerine elleri koydu kutsal ruh alsınlar diye. Tamam mı? Çünkü bizim için dışarıdan kurallar önemli değil. Ama içimizde istek ve arzu olsun. Ve bu hem bizim için bir halk olarak geçerli, bir halk olarak işte kurallarımız yok. Şunu yapacaksın, şunu yapacaksın diye. Ama onun dışında içimizde kutsal ruh yaşıyor ve o bizi yönlendiriyor. Çok sevindim. 3 aydır yaz boyunca yoklar, işte yazlığa gidiyorlar. Hepimiz merak ediyoruz. Acaba döndükleri zaman, yani onların hali ne olacak? Yani Rab'den uzaklaştılar mı? Çünkü 3 aydır kiliseye gelemiyorlar. Tamam mı? Ama dönüyorlar işte ateşli, gayretli, imanla dolu, Rab'e yakın. Değil mi? Kutsal ruh onların içinde yaşıyor çünkü. Ha birbirimize ihtiyacımız var. Çünkü kutsal ruh aramızda yaşıyor. Bir araya geldiğimiz zaman onun sesini duyuyoruz. Ama bunu bilin ki o bize yeter. Ve Tanrı istediği sonuca varacak. Hep kutsal bir halk istedi. Örneksel bir halk istedi. Ama diyor ki herhalde sizi vurarak, zorlayarak oraya eriştiremiyorum ki. O zaman diyor ki günahlarınızı ortadan kaldıracağım. Günahlarınızı affedeceğim. Yeniden doğacaksınız. Kutsal ruhumu içinize koyacağım. Ve o zaman bana uyacaksınız. Benim sözüme uyacaksınız. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Burada farklı farklı kardeşlerimiz olabilir. Belki ve zamanımız azaldı. Birazdan dua edeceğiz ve kapatacağız. Ama belki bugün imanlısın ama hala kafan karışıyor. Yani eski anlaşma okuduğum zaman bunlara uymam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bazen rastgele bir şekilde seçici oluyoruz. Ama bu ayet hoşuma gitti. Bu hoşuma gitmedi. Ama aslında Tanrı diyor ki hepsi çok önemli. Çünkü atalarımızı, hikayemizi anlatan ayetler. Ve unutmayalım, kutsal yasa nereden geldi? Cennetten, gökten, Tanrı'nın varlığından. Kutsal ruh nereden geldi? Cennetten, gökten, Tanrı'nın varlığından. Yani ikisi aynı memleketten geliyor. Tamam mı? Ve aynı şeyleri içeriyor.
ve aynı değerler, aynı istek, aynı amaç. Hikaye bir, plan bir, tasarı bir. Tanrı diyor ki insanoğluyu seviyorum, günahkar olduklarını görüyorum, günahkar olduklarını ispat edeceğim. Onlara karşı dosyamı hazırlayacağım ki, deliller toplayacağım ki günahkar olduklarını görsünler diye. O günah ortaya çıksın, sonra Mesih'i göndereceğim. O günah tamamen kaldıracak aslan gibi ve onları özgür kılacağım. O zaman hikayemiz bu kardeşler. Ve biz şimdi o eski kocaya bağlı değiliz. O zaman bazen içimizden şey hissedebiliriz. Kendimizi bazı şeyler için zorunlu hissedebiliriz. İşte bunu yapmalıyım. Şunu, o kişi hasta, onun yanına gitmeliyim. Ya yorgunum, çok işim var ama gitmeliyim. Gitmezsem kötü bir Hristiyan olurum. Ve kendimizi suçluluğa koyuyoruz. Değil mi? Kendimizi suçlu hissedebiliriz. Kendimizi zorunlu hissedebiliriz. Tanrı diyor ki hayır, sizden kutsallık istiyorum ama içinizden gelsin. Sevgiden kaynaklansın. Bu nasıl oluyor? Kutsal ruhla dolarak. Yeni kocamızla ilişkimizi pekiştirerek. O zaman Hristiyanlar ne yapmalılar? Kendilerini yeniden o eski angaryacının hakimiyeti altında koymasınlar. Ama aynı zamanda yeni kocasıyla, yeni başıyla ilişkilerini pekiştirsinler, güçlendirsinler. Mesih'i sevelim, Mesih'i tanıyalım, kutsal ruhla dolalım ve o şekilde kardeşler Tanrı'ya hoşnut etmiş olacağız. Değil mi?